f fonksiyonu gerçek sayılar üzerinde tanımlanmıştır. Aşağıdaki tabloda f'in aldığı bazı değerler verilmiştir. Evet, tablomuz burada. Buradaki x değerleri için f'in aldığı değerleri de burada vermişler. Bizden aşağıdakilerden hangisinin x 1'e soldan yaklaşırken f(x)'in limiti için uygun bir tahmin olduğunu bulmamızı istiyorlar. Her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Hadi bakalım. Öncelikle buradaki gösterimden bahsetmek istiyorum. Burada bir 1 var ve hemen yanında da bir eksi işareti var. Bu eksi 1 demek değildir anlaştık mı? Yani bu tarz şeyleri gördüğümüzde bunun eksi 1 olduğunu düşünmek son derece kolaydır ama dikkatlice inceleyecek olursanız eksi işaretinin 1'in solunda değil sağında olduğunu ve bunun da eksi 1 anlamına gelmediğini kolaylıkla anlayabilirsiniz. Evet bu ifade fx'in x1'e soldan yaklaşırken ki limitidir. Soldan olduğunu nereden mi anladım? Buradaki eksi işaretinden. Eksi işareti bire birden küçük değerlerle yaklaştığımız anlamına gelir. Bire eğer birden büyük değerleriyle yani sağdan yaklaşıyor olsaydık burada bir artı işareti olurdu. Biraz düşünelim mi? x 1'e soldan yaklaşırkenki limiti arıyoruz ve buradaki tabloda 1'den küçük değerler var. 0,9 1'e çok yakındır. Bu ise 1'e 0,9'dan daha yakındır. Demek istediğim buradaki değerler 1'e sol taraftan yaklaşıyorlar. Soruyu çözmek için yapmamız gereken ise x 1'e soldan yaklaşan değerleri aldığında f(x)'in hangi değeri aldığını bulmak. Bu arada genel limit ifadelerinde tek taraflı değil çift taraflı limitleri değerlendirmemiz gerekir. Yani bu örneklerde sağdan ve soldan yaklaşırken neler olduğuna bakmamız gerekir ama bu soruda özellikle sol limiti sordukları için sadece bu değeri inceleyeceğiz. Anlaştık mı? Hatta x 1 değerini aldığında f(x)'in aldığı değere de aldanmamamız lazım. Çünkü limit fonksiyonun aldığı değerden farklı bir değere de yaklaşabilir x 0,9 iken f(x) 2,5. 1'e soldan yaklaşmaya başladığımızda f(x) 2,1. Biraz daha yaklaştığımızda 2,02 değerini alıyor. Başka bir deyişle f(x)'in değeri 2'ye yaklaşıyor. Bu yüzden de x 1'e soldan yaklaşırken f(x)'in limiti için uygun bir tahmin 2 olabilir. Bunun kesinlikle 2 olacağını söyleyemeyiz. Zaten bizden de uygun bir tahmin yapmamız istemişler. Yani f(x)'in limiti 2,01 ya da 1,999 da olabilir. Kan akademi'de bunlar çoğu zaman çoktan seçmeli sorulardır ve seçenekler arasından en uygununu seçersiniz. Böyle bir durumda 2,01 ve 1,999'un seçenekler arasında bulunması tabii ki de olmaz ama eğer burada tahminin bir tam sayı olması gerektiğini söyleselerdi 2 son derece mantıklı bir cevap olurdu. Ama yine de bu 2 olmaz zorunda değil. Ne bileyim 2,01258 de olabilir. Evet, fonksiyonun yaklaştığı değer e, bu olabilir. Bir tane daha yapalım mı? Burada sol limit için oldukça uygun ve mantıklı bir değer bulduk. Peki. E, f fonksiyonu gerçek sayılar üzerinde tanımlanmıştır. Aşağıdaki tabloda f'in aldığı bazı değerler verilmiştir. Bir öncekine çok benzeyen bir soru. Burada da aşağıdakilerden hangisinin x eksi 2'ye soldan yaklaşırken fx'in limiti için uygun bir tahmin olduğunu bulmamızı istiyorlar. Biraz kafa karıştırıcı öyle değil mi? Buradaki eksi işareti eksi 2'ye yaklaşmakta olduğumuz anlamına geliyor. İkinci eksi işareti ise yine soldan yaklaştığımız tabloda. Ee, eksi 2'ye soldan yaklaşan evet değerler var işte burada. Bu değerler eksi 2'ye soldan yaklaşan değerler. Bu eksi 2,05 sonra daha da yaklaşıyoruz ve eksi 2,01'e sonra da eksi 2,002. Bunlar eksi 2'ye soldan yaklaştığımız anlamına gelen değerler çünkü hepsi eksi 2'den küçükler. Bir bakalım. fx burada eksi 20. Burada eksi 100, burada eksi 500. Bu değerleri kabul edeceksek tam olarak da bilemeyiz tabii ama eğer bu trendi izlersek eksi 2'ye gelmeden eksi 2'ye yaklaşan değerlerde fonksiyonun sonsuz derecede negatif, evet sonsuz derecede negatif olduğunu söyleyebiliriz. Demek istediğim bu fonksiyonun sınırı yoktur ve eğer bu çoktan seçmeli bir soru olsaydı sol limitin olmadığını söyleyen seçeneği seçmemiz gerekirdi. Şimdi bir de x eksi 2'ye sağdan yaklaşırken fx'e neler oluyor ona bakalım. Eksi 2'ye sağdan yaklaşan değerlerde bunlar. Hemen not ediyorum. Az önce de söylediğim gibi limit incelenirken fonksiyonun aldığı değere aldırış edilmez. Kısacası burada da x eksi 2 iken fonksiyonun aldığı değere değil x eksi 2'ye yaklaşırken aldığı değere bakacağız anlaştık mı? Tabloda x eksi 2'ye eksi 2'den büyük değerlerle yaklaşırken fonksiyonun da eksi 4'e yaklaştığını görüyoruz. Bu aynı zamanda f eksi 2'nin de eşit olduğu değer. Evet, bunun uygun bir tahmin olduğunu düşünüyorum. Kesin değerin bu olup olmadığını bilemeyiz ama bu iyi bir tahmin. Bu arada bundan önceki videolarda da gördüğümüz gibi sol ve sağ limit değerleri farklı olduğunda fonksiyonun o noktada limiti olmadığını da söyleriz.